Merhaba arkadaşlar, Clutch Gece kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizler için şöyle sıkça karşılaştığımız bir sorun, böyle çok sorun geldiği bir konu üzerinde, özellikle bu otobüs firmalarına firma logolarını ekleme konusunda çok soru var. Onunla alakalı şöyle sizlere bir detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Arkadaşlar, buna giriş yaptıktan sonra yeni almış olduğumuz otobüslerimiz olsun, eskiler olsun, garaj bölümüne giriyoruz. Garaj bölümünden şöyle aldığımız arabayı, otobüsü şöyle seçeceğiz bir tanesini. Biz bunu seçtik. Bunun üzerinde şu an görüyorsunuz firmamızın logosu var. İstanbul Seyahat'ın logosu var. Bunu biraz sonra sizlerle beraber komple sileceğiz. Sildikten sonra tekrardan indireceğiz. Sizleriniz de detaylı görebilmeniz için, daha iyi anlayabilmeniz için bu şekilde yapacağız. Otobüsümüzü kişiselleştir bölümünden seçeceğiz arkadaşlar. Yani buradan şöyle otobüslerimizi görüyorsunuz. Bizim 7 tane otobüsümüz var. Şöyle seçtik, arabamızı seçtik. Kişiselleştir bölümü var. Oraya tıkladık. Sol en üstte. Oraya da bastıktan sonra şöyle karşımıza daha önce indirmiş olduğumuz otobüs firmalarımızın logoları çıktı. Onları şöyle sizler için siliyoruz ki tamamen otobüsümüz orijinal haline dönsün. Gördüğünüz, şimdi bunu geri yapacağız az bir şey. Geri yaptığımız zaman otobüsümüz eski haline gelecek. Buradan özelleştirip grubundan ekle dediğimiz zaman bizleri şöyle internetin, yani oyunun kendi orijinal sitesine yönlendirecek. Bu şekilde bir yere yönlendirecek sizi arkadaşlar internet üzerinden. Buradan sizi yönlendirdiği yerden otobüsün marka modeli neyse onu bulacaksınız. Sol tarafı tamamen tümünü seçeceksiniz. Tümünü seç dedik. Yapıştır, kopyala diyeceğiz orayı. Kopyaladıktan sonra tekrardan biraz önce oyundan bizi buraya attığı yere tekrardan geri dönüş yapacağız. Yani geldiğimiz yere aynı şekilde geri gideceğiz. Aynı şekilde geri gitmezsek oyunumuzu oraya çıkan internet adresini eşleştiremeyiz. O zaman sıkıntı yaşarız. Şimdi tekrardan geri URL ekle bölümüne geldik. Oraya aldığımız, kopyaladığımız, yapıştırdığımız URL'yi tamamen buraya eksiksiz bir şekilde yapıştır diyoruz. Kopyala yapıştır yaparsanız, sıkıntı yaşamazsanız. Bu şekilde ekle dediğimiz zaman arkadaşlar sol üstte görüyorsunuz tekrardan ekleniyor. Yani bizim biraz önce silmiş olduğumuz otobüs firma logoları Türkiye paketi tamamen sildik ve tekrardan bizi yönlendirdiği orijinal otobüs bir simülatör ultimate sitesinden sol taraftaki internet adresini tümünü seçip kopyala yapıştır yaptık. Bu şekilde tekrardan gördünüz firmalarımız Türkiye paketi olarak hepsi geri gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz bu şekilde dilediğinizi dilediğiniz şekilde seçip oyununuzu daha zevkli hale, daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bu adres kopyala yapıştır işinde özellikle arkadaşlarımız çok sıkıntı yaşıyorlar. Onu yaparken de dediğim gibi tümünü seçip kopyala yaparsanız o da eksiksiz bir şekilde siz isteseniz de istemeseniz de oraya kopyala yapmış olacak. Onu da aynı şekilde yapıştırdığınız zaman sizin kontrolünüz dışında dahi olsa eksiksiz bir şekilde eklenmiş olacak. Oranı da ekle dediğiniz zaman zaten otomatikmen oyun onu kaydedecektir. Kaydettikten sonra da bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi tekrardan logolarımız Türkiye paketi olarak geri oyunumuza entegre olmuş olur. Onun dışında arkadaşlar tekrardan şu an görmüş olduğunuz gibi otobüsü daha da özelleştirmek isterseniz özelleştirebilirsiniz. Koltuklar olsun, kokpit olsun, ön panel olsun, şoförün bulunduğu bölüm olsun. Bunları da buradan aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Yani paketten beraber bu tarz şeyler de yapılabiliyor aynı yerden. Yine tekrardan kişiselleştir bölümüne tıklayarak yapacaksınız bunları da. Onlar için de ekstra yapmak isterseniz, otobüsün içini biraz daha kendi istediğiniz şekilde döşemek isterseniz, ara ışıklar olsun, koltuk kılıfları olsun, işte bu otobüslere gece ışığı kapattıkları zaman gece lambası olarak koltukların arasında böyle boyda boya yanan
İşte kırmızı, mavi, yeşil bu tarz ışıklar olsun. Onları da buradan yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kısmını açabilmeniz için yine oyununuzda bir miktar oyundan kazanmış olduğunuz işte 195K paramız var bizim. Siz de o şekilde önce bir iki sefer yapın. Ondan sonra da o parayla da bu sayfaları açmanız gerekiyor. İşte şu an görüyorsunuz bizim işte bordo olabilir, siyah olabilir. Ara ışıkları biz LED yaptık, beyaz LED yaptık. Daha güzel, biraz daha aydınlık olur gece otobüsün içi. Biz o şekilde seçtik. Dilerseniz siz bu renkleri biraz daha farklı şekilde yapabilirsiniz. İşte gri olsun, siyahla karışık olsun, bordoyla karışık olsun. Tamamen biraz daha bordosu fazla olsun. Nasıl isterseniz o şekilde onu da bu özelleştir bölümünden, kişiselleştir bölümünden yapabilirsiniz. Ön panel için biliyorsunuz istediğiniz şekilde bardak koyabilirsiniz. Logolu bardak. Ondan sonra Türk bayrağı koyabilirsiniz. Gözlük koyabilirsiniz. Otobüsün ön tarafında yukarıda aşağıda işte logo yazmak isterseniz logo koyabilirsiniz. Bu şekilde bardağınız Zooks ismiyle gelir. Telefonunuz hemen şoförün sol tarafında bulunduğu kısma, gözlük aynı şekilde sol tarafta bulunan kısma. Yani siz oyunu biraz daha kendi isteğinizle biraz daha eğlenceli hale getirmek isterseniz bu şekilde kokpitten, kişiselleştirden, diğerlerinden ya da koltuklar, korna sesi hepsini tamamen değiştirebiliyorsunuz. Bunları yapabilmeniz için oyununuzda bir miktar oyundan kazanmış olduğunuz yeşil paranızın olması gerekiyor. Yani bu dışarıdan para yükleme değil, oyunun içinden. Oyun oynarken bir sefer yaptınız, örnek mesela diyelim. O sefere gittiniz, oyun size oradan bir miktar kazanç sağladı. O kazançla bu işlemlerinizi yapacaksınız. Dışarıdan ya da onunla bununla bu şekilde herhangi bir para yükleme olayı söz konusu değil. Onu yanlış anlamayın. Tamamen oyundan kazandığınız yeşil paralarla bunları yapabileceksiniz. Yani her ücretsiz diyelim yani. Dışarıdan herhangi bir ilave yok. Sadece oyunun kendisinin sana verdiği kazançtan bunları yapacaksınız. Bu şekilde oyunu istediğiniz gibi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için sağ olun. Sizlere de, bizlere de umarım faydalı olur. Bu konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlarımı tekrardan yorumlara yazarlarsa mümkün mertebe elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız, yardımcı olmaya çalışırız.